Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk defa yaptığım bir turşu tarifini paylaşacağım. Yedim, tadına baktım, çok beğendim ve sizlerle de paylaşmaya karar verdim. Bahçemizden böyle yarım kilo kadar ince sivri biberlerden vardı. Onları denedim. Etli biber kullanırsanız olmaz. Çünkü daha çok yumuşayacağı için şimdi yapım şeklini de göreceksiniz. Bu tarz bir biber kullanmanız gerekiyor. Güzelce yıkadım, saplarını kesiyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. İsterseniz daha büyük şekilde de koyabilirsiniz ama böyle çatala gelsin diye ortadan ikiye kestim ben. Şimdi bir tencerenin içerisine bir çay bardağı zeytinyağı, sıvı yağ da olabilir. Bir çay bardağı sirke, bir çay bardağı su alıyorum. Ve 7-8 tane doğramış olduğum sarımsağı da küçük küçük doğradım. Bir yemek kaşığı da silme bir şekilde gördüğünüz gibi. Kaya tuzu ekledim. Biberlerimi bunun üzerine ocağa alacağım. Kaynayınca biberlerimi bunun üzerine ekleyip sarartacağım. Bakın görüyorsunuz rengi nasıl yeşil. Şimdi sarı haline dönecek. Yaklaşık 5 dakikada oluyor. Ocağın altı kısık da olsun, pişirmeyeceğiz. Yani pişirirseniz bu biberler çok yumuşar, kabukları falan ayrılır. Onu istemiyoruz. Kısık ateşte şöyle rengini değişene kadar tutacağız ocakta, böyle karıştıra karıştıra. Bakın tamamen yaklaşık 5 dakikamı aldı tamamını sararması. Böyle sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bu turşu yaptığınızda ertesi gün yiyebiliyorsunuz. Öyle bir turşu, çabucak olan bir turşu. Bakın rengi sarı oldu. Şimdi sıcakken kavanoza koyuyoruz hemen. Sonra kapağını kapatıp ters çevireceğiz. İsterseniz kışın açıp da yiyebilirsiniz. Ama ben bu tarifi ilk defa denedim ve tadının nasıl olduğunu çok merak ettiğim için az bir miktardan yapıp denemek istedim. Eğer sevmezsem hani çok fazla yapmayayım diye, sizler de böyle az bir miktardan yapabilirsiniz. Şimdi kavanoza koydum. Tencerenin içerisinde kalan suyu da üzerine ilave ediyorum. Kapağını da güzelce kapatacağım. Hiçbir şekilde hava almaması lazım. Kavanozun kenarı kirlendiyse lütfen peçeteyle silin. Böyle iki kere geriye, sonra bir kere de ileriye doğru kapattığınız zaman sıkı bir şekilde oluyor. Ters çeviriyorsunuz. Ertesi güne kadar hiç dokunmuyorsunuz. Bu şekilde vakumlanmış oluyor. Ertesi gün olduğunda ters çevirip yiyebilirsiniz. Ben birkaç gün beklettim. Serin, güneş görmeyen bir yerde bekletebilirsiniz. Öyle bir yerim yok diyorsanız da buzdolabında bekletin. Şimdi tabağı aldım sizler için. Bu sırada hava biraz kapalıydı. O yüzden karanlık çıkmış ama görünüyor yine de. Çok güzeldi gerçekten tadı. Ben bayıldım. Sizler de daha önce denemediyseniz böyle benim gibi az bir miktardan yapıp deneyebilirsiniz. Damak tadınıza uyarsa daha çok miktardan yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Yemeklerin yanında, pilavların yanında, işte kısırın yanında falan tüketebilirsiniz. Acı seviyorsanız acı biberden de yapabilirsiniz. Yahut içine böyle küçük küçük birkaç tane acı biber doğrayabilirsiniz. Tabii bir de ekmekle yemesek de olmaz değil mi? Evet, bugünkü tarifim de bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.